Merhaba değerli kardeşlerim. Biz Serap Akıncıoğlu ile Nura Yöneliş programında da A9 televizyonları ekranlarında birlikteyiz inşallah. Bugün yıllarca insanlığa bela ve acı getirmiş, milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş kanlı bir ideolojiden, komünizm belasından ve sevgili üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin komünizm hakkındaki tespitlerinden ve bize getirdiği çözüm önerilerinden bahsedeceğiz inşallah. Bildiğiniz gibi komünizm 20. yüzyılda milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş bir fikir sistemidir. Günümüzde komünizmin yıkıldığını iddia eden bir takım kesimler var. Öncelikli olarak şunu belirtmek isterim ki komünizm yıkılmamıştır. Aksine farklı isimler ve görüşler altında hala insanlığa zarar vermeye ve kan dökmeye devam etmektedir. Çünkü komünizm gücünü Allah'a inanmayan Darwinist, materyalist ideolojilerden alır. Bu ideolojiler fikren yok edilmedikçe de komünizm tehlikesi bitmiş demek doğru olmayacaktır. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri komünizme karşı ilmi mücadele vermenin önemine eserlerinde çok kez dikkat çekmiş, komünizm tehlikesine karşı yapılması gerekenler konusunda hem kendi döneminde yaşayan Müslüman kardeşlerimizi hem de bizleri uyarmış ve sonuca ulaştıracak çözümler sunmuştur inşallah. Şualar eserinde komünizmin iman düşmanlığına karşı kendisinin de özellikle fikri mücadele ile karşılık vereceğini şu şekilde belirtiyor üstadımız. Bir tek gayem vardır, o da mezara yaklaştığım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda Bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses alemi İslam'ın iman esaslarını zedeliyor. Halkı bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bununla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Benim mücadelemde inşallah Allah'ın huzuruna gitmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da korkarım ki Bolşevikler olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız, el birliğiyle komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah'ın birliğine hizmet edeyim. Gördüğünüz gibi Bediüzzaman Hazretleri ülkedeki komünist propagandayı zamanında tam olarak tespit etmiştir. Komünizmin yayılmasında özellikle gençlere yönelik telkin yönteminin kullanıldığını ve ancak karşı ilmi bir çalışma ile bu ideolojiyle mücadele verilebileceğini belirtmiştir. Yine tarihçi hayatta üstadımız komünizme karşı ilmi mücadelenin önemini, komünizme karşı neşriyat yani yazılı eserler, kitaplar yoluyla mücadele çok zaruridir, yani çok gereklidir diyerek belirtmiştir inşallah. Bu nedenle öncelikli olarak komünizmin dayanak noktasından yani Darwinist ideolojiden çok kısaca bahsetmek istiyorum inşallah. Darwinizm dediğimiz fikir sistemi insanı bir hayvan olarak gören, her şeyin tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia eden Charles Darwin'in evrim teorisine esas alan batıl bir fikirdir. Ki bu köhne düşünceye teori demek de doğru değildir aslında. Evrim teorisi bilimsellik adına ortaya atılmış bir teori değildir. Materyalist ve ateist düşünceyi desteklemek, yeryüzündeki çatışmayı sözde meşru kılmak amacıyla 150 yıl önce ortaya atılmıştır. Darwinizm Allah'ın varlığını ve birliğini inkar eder. Darwinizm ve bu batıl düşüncelerden kaynaklanan diğer materyalist akımlar insanlara yaşam bir mücadele alanıdır ve sadece güçlü olanlar ayakta kalır, zayıf olanlar ise elenmeye mahkumdur gibi ya da Allah'ı tenzih ederim, insan dahil her şey tesadüfler eseri yaratılmıştır ve haşa bir yaratıcı yoktur gibi batıl telkinler verir. 150 yıldır dinsizliği, ahlaksızlığı, terörü, çatışmayı, acımasızlığı, kan dökmeyi toplumlara telkin eden Darwinizm, tarihte büyük toplumsal felaketlere sebep olmuştur ve acımasız sonuçlarını halen de görüyoruz. Darwinizmi benimseyen komünist liderler, diğer milletleri hatta kendi halkını sözde evrim sürecini tamamlayamamış bir hayvan türü olarak görürler. Zaten bir Darwinist için insanın hiçbir önemi ve değeri yoktur. Kendilerini güya daha gelişmiş olarak gördükleri için diğer insanların zor şartlarda, kötü ve pis ortamlarda yaşayarak ve kapasitelerinin çok üzerinde çalıştırılarak kendilerine hizmet etmeleri gerektiğini ve zayıf düşenlerin de elenip katledilmesi gerektiğini düşünürler. Bu sapkın düşünceye sahip Stalin, Mao, Lenin gibi kendi halkını dahi ölüme terk eden komünist diktatörlerin yaptıkları bu durumun en net örneklerindendir.
Darwinizm, komünizm, materyalizm, şiddet ve terör birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Komünizm, diyalektik materyalizmi, çatışmayı bir kanun olarak görür. Oysa çatışma insanlara zulüm ve beladan başka bir şey getirmemiştir ve hiçbir zaman da getirmeyecektir. Geçtiğimiz yüzyılda 120 milyondan fazla insanın vahşice ölümüne sebep olan komünizmin tek çözümü, üstadımızın da belirttiği gibi beslendiği kaynağın, yani Darwinizmin bilimsel ve fikri olarak yıkılmasıdır inşallah. Çünkü Darwinizm olmadan komünizm de var olmayacaktır. Darwinizmin bilimsel yönden tamamen çökmüş bir teori olduğu, canlıların evrim geçirmedikleri ve tesadüfen var olmadıkları, Allah'ın canlı ve cansız her varlığı kusursuzca yarattığı bilimsel olarak gösterildiğinde komünizm de yok olmuş olacaktır inşallah. Dinsizliğe, teröre, materyalizme, vahşete karşı asıl çözüm Kur'an ahlakının yaşanmasıdır inşallah. Bediüzzaman Hazretleri de siyasi girişimlerin ya da silah, bomba gibi maddi kuvvetlerin çözümü olmadığını, çözümün Kur'an ahlakı olduğunu Emir Dağlı Ayakası'nda çok güzel izah etmiştir. Şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan zındıka, yani inançsızlık ve dinsizlik ve anarşilik ve maddi yunluğa, yani maddeciliğe karşı yalnız ve yalnız tek bir çare var. O da Kur'an'ın hakikatlerine sarılmaktır. Yoksa koca Çin'i az bir zamanda komünistliğe çeviren müsibeti beşeriye, yani belalar ve müsibetler, siyasi maddi kuvvetlerle susmaz. Yalnız onu susturan hakikati Kur'aniyedir, Kur'an hakikatleridir. Kıymetli üstadımızın çok değerli sözleri elbette bizler için rehber niteliğindedir. Üstadımızın belirttiği şekilde komünizm gibi batıl ideolojilere karşı Kur'an'ın hakikatlerine sarılmak çok önemlidir. Bildiğiniz gibi deccaliyetin komünist, materyalist felsefelerde Müslümanları da baskı altına aldığı ahir zamanın en şiddetli döneminde yaşıyoruz. Yeryüzünde bozgunculuğun son bulması, Müslüman ülkelerdeki karışıklığın ve zulmün durması için Müslümanlar birlik olmalıdır inşallah. İslam dünyasının acilen bu ittihatı, yani ittihatı İslam'ı istemeleri ve bunun için çaba göstermeleri gerekir. Bediüzzaman Hazretleri de İttihat-ı İslam'ın önemini şöyle anlatmıştır. Müslümanların gücü, kuvveti ve menfaati birlik olmaktadır. Şimdi milletin arzusuyla şerai-i İslamiye'nin, yani dinin alametlerinin serbestiyetine vesile olan demokratlar, hem kendi mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çare-i gayesiyle, tek çaresiyle İttihat-ı İslam ceryanını kendilerine noktayı istinat, dayanak noktası yapmaktadır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna karşı olmakla mani olurdular. Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muarız değil, belki muhtaçtırlar. Çünkü komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik doğrudan doğruya anarşiliği intihaç ediyor, doğruluyor. Ve bu dehşetli tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikati Kur'aniye etrafında İttihat-ı İslam dayanabilir. Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmaya vesile olduğu gibi bu vatanı istilayı ecanipten, yabancılardan ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur. Ve bu hakikatle binaen demokratlar bütün kuvvetleriyle bu hakikate istinat edip komünistlerin ve masonların ceryanına karşı vaziyet almaları zaruridir. Allah'ın izniyle komünizmi fikren yerle bir etmek kolaydır. Çünkü her düşünce sistemi, her felsefe, her inanç mutlaka Yüce Rabbimizin kontrolündedir. Ve Allah'ın ol emriyle yok olur gider. Ancak Yüce Allah tüm dünyayı böyle kan gölüne çevirmek isteyen bu komünist ideolojinin yıkılmasına inşallah Müslümanlara vesile kılacaktır. İman edenler olarak Darwinizm ve komünizm tehlikesine karşı tüm imkanlarımızla ve birlik içinde çaba sarf etmeliyiz. Bu hepimizin üzerine çok büyük bir sorumluluktur inşallah. Bugün yeryüzündeki karışıklıkların, fitnelerin, belaların en büyük sebebi Müslümanların birlik olmamasıdır. Rabbimiz Müslümanlardan birlik olmalarını istemektedir ve elbette birbirine kardeşçe, sevgiyle sarılmış, tüm imkanlarıyla Allah yolunda gayret eden bir Müslüman birliğini Rabbimiz güçlü ve başarılı kılacaktır. Böyle bir birlik mutlaka zafere ulaşacaktır inşallah. Darwinist komünist ideolojiler ilk defa gerçek bir inanç, iman ve birlik karşısında ezilip gidecektir. Tüm güç ve kudret Allah'a aittir ve elbette ki Allah batılı yerli bir edecek ve İslam ahlakını yeryüzünde yerleşik kılacaktır inşallah.
Allah bu güzel günleri inşallah en kısa zamanda görmemizi nasip etsin. Kardeşlerim, bugünkü programımızın da sonuna geldik inşallah. Allah'ın izniyle bir dahaki sohbetimizde üstadımızın değerli güzel sözlerinden bahsetmeye devam edeceğiz inşallah. Hepinize hayırlı, mutlu, Allah'ın sevgisiyle ve rızasıyla dolu günler diliyorum inşallah.